Herkese merhaba. Bu haftaki konu başlığımız Kur'an-ı Kerim'de geçen biz zamiri kimlerdir? İnsan ile ilişkileri nelerdir? Bunun üzerine olacak. Dönem itibariyle artık bazı sır bilgilerin ifşa olması gerektiğinin birçok insan farkındadır. Çünkü artık dünyada içerisinde bulunduğumuz bu kaotik düzen artık eski sistemi yeni sisteme dönüştürmektedir sevgili arkadaşlar. Bazı inanışların artık sembollerinin açılması gerekiyor. Bazı bilgilerin artık ifşa olarak insanlarda yeni bir bilinç sıçraması, yaratması gerektiği artık aşikar bir durumda insanların önüne serilmiş bir vaziyette. Bu sebeple sevgili arkadaşlar, konu başlığında sizlere aktardığım Kur'an-ı Kerim'de biz zamiriyle geçen topluluk veya sistem ruhsal idare mekanizmasıdır. Yani içerisinde bulunduğumuz bu evrensel sistemin, bu galaktik yapının tekamül eden ruhun tüm sürecini yöneten ve bu organizasyon dediğimiz, varoluş dediğimiz bu içerisinde bulunduğumuz sistemin yöneticisi ve bu yönetim içerisinde söz sahibi olan enerjisel, toplumsal, evrensel, ne diye tanımlarsak tanıyalım, bizim tekamülümüzden sorumlu olan sistemin ta kendisidir. Evet, evrende yalnız değiliz. Bir önceki videomda da bununla ilgili bir bilgi aktarmıştım. İnsanoğlu biraz kibirlenmeyi seviyor ama insanoğlunun evrendeki varoluşu veya kapladığı alan dünyanın evrende veya bu sonsuz dediğimiz uzayda kapladığı alan kadar sevgili arkadaşlar. Bu sebeple artık yalnız olmadığımızı kabul etmemiz lazım. Peki bu ruhsal idare mekanizması Kur'an-ı Kerim'de biz diye geçiyor ama bizimle ilişkisi nedir? İnsan varlığıyla olan ilişkisi nedir? İnsan öncelikle bu evrensel sistemde çok önemli bir vazifenin parçasıdır sevgili arkadaşlar. İnsan kendi varlığını unutmuştur. İnsan düelite yapısı içerisinde tanrısal varlığını, öz hakikatini, ruhsal yapısını unutarak bu insan bedeninin içerisine girerek bu dünya içerisindeki bu illüzyonu yaşamayı taahhüt ederek bu dünyaya bedenlenmiştir. Ama neden? İnsanın buna mı ihtiyacı var? Veya ruhun insan kıyafetini giyerek bu sayısız deneyim içerisine girmesine ihtiyacı mı var? Kişisel olarak ihtiyacı daha üst boyutlara, daha üst bilinç boyutlarına yükselebilmesi için bu çabanın içerisine, bu deneyimin içerisine girmesi gerekiyor. Peki bunun sadece kişisel bir tarafı mı mevcut? Hayır. İnsanın, daha doğrusu ruhun insan bedeniyle dünya hayatında bu dualite yapısının içerisine girmesi demek. Yani iyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin, yukarıya aşağı, ileri geri, sağa sola ve benzeri tüm ikililikler ve tüm kıyas bilgisi içerisine girmesinin sebebi aslında dünyanın, evrenin mevcut frekans sistemi içerisinde bir katalizör rolü oynamasından ibarettir sevgili arkadaşlar. İşte bu sebeple dünya hayatındaki insanın vazifesi evrenseldir, kişisel değildir. İnsan bu dünyada ruhsal idare mekanizmasının desteği ve tekamül yaratımıyla özgür irade sisteminde ne kadar pozitif frekansı dünyaya baskın kılarsa tüm evrene ait yüksek frekans bilgisi bu orantıda açılıma uğrar sevgili arkadaşlar. Yani daha anlaşılabilir noktada bunu nasıl açıklayabilirim? İnsanın bu dünyadaki varlığında ve dünya içerisinde taşıyabildiği pozitif frekans aslında tüm evrendeki bilginin ve ahengin açılımının sebebini oluşturur. İşte bu sebeple ruhsal idare mekanizması yani tüm evren yapısını organize eden oluşum dünya ile bu kadar fazla ilgilenmektedir. Çünkü tanrısallığını unutmuş bir tanrı parçası tamamiyle üst boyut bilgilerinden vazgeçerek bu dünya içerisinde tamamiyle
Kur'an'daki tabiriyle bir beşeri yapıda tanrısallığını keşfetmeye çalışmaktadır. Tanrısallığını keşfettikçe ve bu tanrısallığı keşfetme yolunda ona yardımcı olan bu ilahi sisteme aslında onların yardımlarının hakkını her verdiğinde o yardım kapılarını daha fazla açar ve evrensel sistem bu yardımla birlikte daha yüksek bir bilgi akışına, daha yüksek bir kolektif bilince ve daha yüksek bir frekans alışına sahip olur. İşte bu sebeple insan aslında evrensel gelişimin katalizörüdür. İşte bu dünyadaki insanın bu kadar yüksek bir çaba içerisinde olması, bu kadar düelite, bu kadar ikililik yapısı içerisinde iniş çıkışlarla boğuşması bu temele dayanır. İşte bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de yazan Allah zulüm etmez bilgisi aslında bu temeli bize sembol olarak anlatmaktadır. Ruh bu dünyaya ne zevki sefa için ne de eziyet için gelmiştir sevgili arkadaşlar. İşte bu sebeple ikiyi bir yapın, ölmeden önce ölün bilgisi işte bu sebeple çok büyük önem arz ediyor. Bu dünyadaki her şey aslında ruhun bir illüzyonu. Ve unuttuğu tanrısallık içerisinde bu illüzyonda tanrısallığını keşfetmesi üzerine bu dünya hayatını yaşamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de geçen ben ona ruhumdan üflediğimde tüm melekler secde etsin bilgisindeki insana yüklenen bu yüksek kıymet ve bu yüksek değerin aslında temeli budur sevgili arkadaşlar. Yani tüm melekut alemi, tüm melekler durduk yere insana secde etmiyorlar. Ben ona ruhumdan üflediğimde, yani ona nurumdan verdiğimde ona secde edin demek aslında insan o kadar yüksek bir fedakarlıkla tanrısal varlığını unutup bu dünya içerisindeki bu keşmekeş ve bu İkililik sistemi içerisinde kendi varlığını arayışı ile ilgili bütün çektiği sıkıntı, bütün sarf ettiği çabanın aslında sembolik anlatımıdır. Ben ona ruhumdan üflediğimde tüm melekler ona secde etsin. Peki secde etmeyen şeytan metaforunun sembolik açıklaması nedir peki sevgili arkadaşlar? O da daha önceki videolarımda da defalarca aktardığım bu Matrix, bu illüzyon sistemi içerisinde ruhun bu frekans çalışmasına kendi iradesiyle bir parçası olmak istediğinde bu kıymete, bu liyakata kendini bağladığında ona bu kıymeti yaşatacak ve bu kıymetin bir parçası olmasıyla ilgili ona belli zorluklar çıkaracak da bir sisteme ihtiyacı vardı. Çünkü niye? Özgür iradeyle tanrısallığı tercih edebilmesi için tanrısallığının önüne de bir set çekilmesi gerekiyordu. İşte Kur'an'da şeytan sembolüyle, nefsaniyet sembolüyle bu yazılım oluşturularak insanın varlığına kodlanmıştır. İnsanın varlığına kodlanmış bu şeytan sembolizmi veya nefsaniyet metaforu İşte burada insanın onunla yaptığı mücadele sonucu, bu mücadele sonucu verdiği emek ve kazandığı tanrısallık ve pozitif frekansın üst frekanslara, üst boyutlara, evrensel idare mekanizmasına bu bilgiyi aktararak, katalizör görevini hakkıyla görerek bu başarıya ulaşmasının aslında anahtarını taşır o şeytan metaforu sembolizmi. Yani ortada aslında ne şeytan vardır ne de bir nefsaniyet vardır. Bu sadece bizim mücadele etmemiz gereken bir programdır. Bu program içerisinde insan tanrısallığını keşfederek üst plana, üst boyutlara, evrensel sisteme buradan bir anahtar, bir araç olur. Daha da yükseltilebilmesi için ve dünyaya daha yüksek bilgilerin çekilebilmesi için. İşte sevgili arkadaşlar hep diyoruz ya, insan tektir, özdür, özünde birdir, ruh tektir. İşte insanın bu dünyadaki en büyük fedakarlığı yukarıda tanrısallığıyla bu sisteme ön ayak olmaya çalışan ve bu sistemi yöneten, organize eden sisteme buradan enerji göndermeyi, buradan frekans göndermeyi ve tanrısal sistemden daha fazla bilgiyi çekebilme ile ilgili asıl fedakarlığı yapan insan kıyafetine giymiş olan ruh
İşte tekamül sisteminin asıl temelini oluşturur. İşte bu sebeple aslında tekamül eden evet insandır ama aslında tekamül eden evrenin ta kendisidir. Tek olan ruhun sayısız bilince ayrılarak bu tekamül sisteminde tüm kainatı daha tanrısal bir noktaya taşıma ile ilgili büyük bir mücadelenin temelidir. Tekamül sisteminin aslında akışı, işleyişi. İşte daha önceki videolarımızda da bahsettik. Duygular soyut dedik. İşte duyguların aslında soyut olması aslında ruhun bilincinin yansımalarıdır. Mesela size çok enteresan bir bilgi paylaşayım. İnsanın hayatındaki en yüksek sevgi, en yüksek fedakarlık insanın evladına olan sevgisidir. İnsanın evladına olan fedakarlığıdır. Peki bu yoğun sevgi, bu yoğun birleşme nereden geliyor sevgili arkadaşlar? Neden insan evladına karşı bu kadar yüksek bir bağlılık ve bu kadar yüksek bir çekilim ve fedakarlık liyakatini gösterebiliyor? İşte sevgili arkadaşlar, bu ikililik sistemi içerisinde, bu illüzyon sistemi içerisinde insanın aslında evladı olarak gördüğü o saf ve temizlik, o güzellik, o hiç kirletilmemişlik aslında ruhun kendi varlığını hatırlamasının kendisine yansımasından başka hiçbir şey değildir. Orada bizim fiziksel olarak gördüğümüz küçücük savunmasız olan varlığın aslında içerisinde olan öz kıymetin, öz ruhun aslında bizim gördüğümüz hiç kirletilmemiş, saf, öz Tanrı'nın parçasını kendi varlığında taşıyarak onu kendi varlığından devşiren, kendi varlığından çıkmasına vesile olan, kendi varlığında onu taşıyan o iki bireyin birleşmesinin aslında tanrısal bir dışa vurumudur. Tanrısal bir keşfidir. Tanrısal bir dokunuşudur. İşte bu yoğun sevgi, bu yoğun kıymet, gerçek sevgi ve fedakarlığı öğrenen ruhun bu insan kıyafetindeki yansıması işte o evlada sahip olmasının dışa vurumudur, yansımasıdır, bilincindeki yorumlanmasıdır. İşte sevgili arkadaşlar, toparlamak gerekirse Kur'an-ı Kerim'de biz diye geçen sistem bu dünyadaki tüm düelite sistemini, tüm ikililik sistemini yöneten ruhsal idare mekanizmasıdır. Evrensel sistemi yöneten topluluktur. Bizim bu dünyadaki tüm çabamızın yukarıya yükselmesini organize eden bir oluşumdur. Ve bizimle olan ilişkisi de bizim bu dünyadaki tüm çabamızın bir katalizör görevi vererek tüm evrensel sistemde bir açılım, bir bilgi açılımı, bir enerjisel bir frekans açılımı yaşanabilmesinin aslında bizim tarafımızdaki, bizim özgür irademizle verdiğimiz kararların tüm organizasyonunda birlikte çalışmamızdan kaynaklıdır. Bizimle olan ilişkisi de. Bu haftalık bu kadar sevgili arkadaşlar. Artık son uyanış dönemlerinde olduğumuz bu zamanlarda lütfen içinize dönmeyi bırakmayın sevgili arkadaşlar. Bol bol ibadet ediyorsanız ibadet edin. Bol bol meditasyon yapın. Bol bol tefekkür edin. Ama kendi tanrısallığınızı ve kendi özünüzü keşfetme ile ilgili lütfen pasif kalmayın. Çok kısa zaman içerisinde çok daha yüksek açılımlar yaşayacak olan dünyada siz de üzerinize düşeni yapın. Ve bu açılımın bir parçası olmaktan vazgeçmeyin. Çünkü bu açılımın tüm süreci, tüm kaderi bizlerin elinde. Umarım herkes üzerine düşeni yapar ve bu bilgileri hakkıyla kullanır. Bu haftalık bu kadar. Bu anlattığım bilgilerin daha fazla insana ulaşabilmesi için bana destek olmanızı ve bu videoyu çevrenizle paylaşmanızı rica ediyorum. Kanala abone olarak da benim de kişisel olarak bu videolara daha fazla insana ulaşmamla ilgili bana da destek olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgilerle.